Selamlar. Uzun süredir merakla beklenen, beklenirken de devamlı sızıntı ve söylenti haberleriyle bizi meşgul eden yeni Galaxy Note serisi nihayet geçtiğimiz gün itibarıyla resmiyet kazandı. Evet, bu kez Galaxy Note serisi dedim çünkü bir değil iki telefon birden tanıtıldı. Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. Bu iki telefonun da pek çok özelliği aynı ancak tabii ki iki telefonu birbirinden ayıran önemli farklılıklar var. Bu videomuzda da hem bunlardan bahsedeceğiz hem de Galaxy Note 10 serisi çıkar çıkmaz satın alınır mı? Bu konuda yorumlarımızı paylaşacağız. Öncelikle Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın gerçekten premium tasarım çizgisi bulunmakta. İkisinde de çelik çerçeve tercih edilmiş ve Corning Gorilla Glass 6 cam koruması bulunmakta. Yani telefonlarımızın ön ve arka kısmı cam, yanları çelik çerçeve ile geliyor. Gerçekten premium görüntüde. İki ürünümüz de IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip ve bir dikkat çekici detay olarak bu kez 3.5 mm'lik kulaklık girişini görmüyoruz. Eğer iyi bir kulaklığa sahipseniz, iyi bir ücretle ödediyseniz ve 3.5 mm'lik bağlantı noktası varsa normal durumda bunu kullanamayacaksınız ya da bir Type-C dönüştürücüsü alarak bunun aracılığıyla telefonunuzda kullanabileceksiniz. Yine stereo hoparlörler sayesinde kulaklık olmadan yine iyi sesler alabileceksiniz. Samsung'un üzerinde durduğu noktalardan biri de buydu. Ekranlara bakalım isterseniz, zira Note 10 ile Note 10 Plus'ı ayıran en önemli farklardan bir tanesi ekranlar. Note 10'da 6.3 inç, Note 10 Plus'ta da 6.8 inç değerde ekran bulunmakta. Dinamik AMOLED ekran teknolojisi kullanılıyor ve HDR 10 Plus sertifikası da bulunmakta. Bu sayede çok daha canlı renkler elde edilebiliyor. Güneş ışığı altında bakıldığında dahi net görüntüler elde edilebiliyor. Aynı zamanda düşük ışıklı ortamlarda ya da çok uzun süreli okuma yapmanız gerektiği durumlarda ekran göz konforu modunu aktifleştirdiğinizde çok rahat kullanımlar elde edilebiliyor. En azından söylenenler bu yönde. Ürünler Exynos 9825 chipset de geliyor. İkisinde de aynı chipset var. Ancak depolama ve RAM tarafında farklılıklar söz konusu. Örneğin Note 10'da 256 GB'lık depolama ve 8 GB RAM faktörü var. Note 10 Plus'a baktığımızda ise daha yüksek kapasiteli depolama seçeneği de bulunmakta. 12 GB RAM var ve aynı zamanda microSD kart desteği de bulunuyor. Güvenlik tarafına baktığımızda iki üründe de hem yüz tanıma sistemi bulunuyor hem de ekrana yedirilmiş parmak izi okuyucu sensör var. İki ürünü birbirinden ayıran bir diğer önemli farklılık ise kamera tarafında. Zira Galaxy Note 10'da arka tarafta 3, ön tarafta 1. Galaxy Note 10 Plus'ta ise arka tarafta 4, ön tarafta 1 kamera yer alıyor. Note 10 Plus tarafında şöyle bir güzellik var. Biliyorsunuz arka tarafta ekstradan bir kamera daha var ve bu kamera sayesinde gelişmiş bir alan derinliği sağlanabiliyor. Bu sayede sadece fotoğraflarda değil, video çekerken dahi arka tarafı bulanık hale getirip ön taraftaki obje ya da kişileri netleyerek videolar çekebiliyorsunuz. Pil tarafına geldiğimizde Galaxy Note 10'da 3500 mAh, Galaxy Note 10 Plus'ta 4300 mAh değerde pil yer alıyor. İkisi de hızlı şarj destekliyor. Ancak Note 10 Plus'ta 45 Watt'lık hızlı şarj desteği de var. Fakat bu adaptör sanıyorum ayrıca satılacak. Öte yandan iki üründe de kablosuz 20 Watt değerde hızlı şarj özelliği var ve Samsung kablosuz şarj transferi tarafında da çalışmalar yapmış. Ve tabii ki S Pen, bildiğiniz üzere Note serilerinde kalemin önemi çok büyük. Yine S Pen kalem Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ta da yer alıyor. Ve kalemimizin uçları değiştirilebildiği gibi önceki modellerde de olduğu üzere yine pek çok özelliği bulunmakta. Kapalı ekranda notlar alabiliyoruz ya da ekranda belli bir bölgeyi seçebiliyoruz. Normal not alabiliyoruz ve bu notlar düzgün bir şekilde bir not defterine kaydediliyor da. Kalemin bu kez şöyle de bir özelliği var. Cihazdan çıkardıktan sonra 10 metre mesafede farklı amaçlar için de kullanabiliyorsunuz. Bir Harry Potter asası düşünün. Sesi yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Kamerayı ön kameraya aktifleştirip ya da arka kameraya aktifleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde cihazınızın kamerasını aktifleştirdiniz, bir kenara koydunuz, 5 metre öne geçtiniz, arkadaşlarınızla poz veriyorsunuz ve
kaleme basarak da fotoğraf çekebileceksiniz ve bu tip özellikleri de bulunmakta. Diyelim bir slide gösterimi yapıyorsunuz. Yine kalem sayesinde ileri geri geçişler yapabileceksiniz. Yani S Pen gerçekten ihtiyacı olan insanlar için pek çok özelliği yine sunuyor. Bir de Samsung DeX özelliği var. Yani desktop diyelim buna. Bilgisayarlar ve Mac'ler için kablo aracılığıyla telefonunuzu bilgisayarınıza, Mac'inize bağladığınızda masa üstünde Samsung'un özel bir arayüzü açılmış oluyor. Burada işlemlerinizi halledebildiğiniz gibi bilgisayarınız arasında da dosya transferlerini rahatlıkla gerçekleştirebileceksiniz. Ve gelelim fiyatlara. Note 10'un 256 GB'lık modelinin versiyonu 9899 lira. Note 10 Plus'ın 256 GB'lık versiyonu ise 11.399 lira. Söylemesi bile zor. Gerçekten iki telefon da ülke şartlarını göz önüne aldığımızda gerçekten pahalı modeller. Peki çıkar çıkmaz bu telefonlar alınabilir mi? Öncelikle sevgili Ecevit Bıktım'ın yorumunu ben sizle paylaşmak istiyorum. Kesinlikle fiyatlar daha uygun olmalıydı. Eğer 10.000 liranın üzerine çıkacaksam öyleyse giderim gelişmiş bir iPhone modeli alırım diyor kendisi. Zira zaten Eylül ayında yeni iPhone modelleri de tanıtılacak. Yani biraz daha sabrederek daha sağlıklı bir karar verilebileceği görüşünde. Kendi yorumumu paylaşmam gerekirse de biliyorsunuz Samsung modelleri ilk çıktığında bir fiyat belirleniyor ve çıkışın ardından birkaç ay geçince fiyatta ciddi indirimler gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla benim de tavsiyem, eğer yeni bir Galaxy Note telefonu almayı düşünüyorsanız çıkar çıkmaz değil de birkaç ay bekledikten sonra almanız yönünde. Peki hangisini seçmeliyiz? 6.3 inç ekranlıyı mı yoksa 6.8 inç ekranlıyı mı? Geçtiğimiz yıllara döndüğümüzde 5 inç ve üzeri ekranlar gerçekten büyük ekranlı telefonlar olarak görülürdü. Tabii geniş çerçeveleri vardı bu ürünlerin ve Fablet dediğimiz bir kategori vardı. Artık dikkat ederseniz Fablet kavramını pek kullanmıyoruz. Şimdi baktığımızda ise 6 inç bile artık küçük gelmeye başladı. Çoğu telefon 6.2, 6.3 inç gibi değerler sunabiliyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda 6.3 inç değil de 6.8 inçlik model gerçekten bir Fablet, gerçekten bir Note modeli olarak geliyor benim gözüme. Tabii bunda kalemi daha büyük ekranda daha verimli bir şekilde kullanabilme ihtimalinin de etkisi büyük. Öte yandan kamera tarafının daha gelişmiş olduğunu, hızlı şarj tarafında daha fazla seçenek sunulduğunu, daha fazla depolama, daha fazla RAM ve micro SD desteğini de göz önüne aldığımızda tekrar etmek gerekirse kendi yorumum, ben olsam 6.8 inçliyi tercih ederdim ama çıkar çıkmaz değil, birkaç ay bekleyip fiyatta biraz düşüş yaşandıktan sonra alırdım. Dediğimiz gibi telefon ya da telefonlar elimize geldiğinde test ettikten sonra hazırlayacağımız inceleme videolarıyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.